Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün gene dopdolu bir video ile karşınızdayız. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarını inceleyeceğiz. Ve bu konu 9. sınıflar arasında en çok zorlanılan konulardan bir tanesidir arkadaşlar. Size burada oldukça basit bir şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Ama derse başlamadan önce size ayın programını vereyim değerli arkadaşlar. Programlama yapmakta zorlanan arkadaşlar bizim hazırlamış olduğumuz programa lütfen riayet etsinler. Programı gösterdikten sonra size bugünkü konuyla ilgili ödev vereceğim. Sıfırdan 9'a coğrafya. Arkadaşlar burada sayfa 26'yı açıyorsunuz. Dünyanın hareketleri ve sonuçlarını buradan inceliyorsunuz. Daha sonra konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz. Eğer cevap veremediğiniz herhangi bir soru olursa kitabın hemen üst köşesinde tatsa bakıyorsunuz ve bütün cevapları indiriyorsunuz değerli arkadaşlar. Gene Dinamo Soru Bankası'ndan sevgili arkadaşlar konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz. Dünyanın hareketleriyle ilgili soruları burada görüyorsunuz. Bu soruları da çözdükten sonra artık konuyla ilgili kafanızda herhangi bir soru kalmayacak değerli arkadaşlar. Ve derse başlıyoruz. Neler göreceğiz arkadaşlar? Bugünkü dersimizde dünyanın günlük hareketi ya da eksen hareketi. Eksen hareketi kendi etrafındaki dönüşünü ifade eder sevgili arkadaşlar. Dünyanın günlük hareketinin sonuçları neler? Bunları da inceledikten sonra dünyanın yıllık hareketi yani güneş etrafındaki hareketini inceleyeceğiz. Daha sonra yörüngenin şekline bakacağız. Dünyanın yıllık hareketi ve eksen eğikliğinin sonuçlarını inceleyeceğiz. Matematik iklim kuşaklarını öğreneceğiz. Özel tarihler 21 Haziran, 21 Aralık ve Ekinoks tarihlerini öğreneceğiz. 21 Mart, 23 Eylül bu tarihlerde neler oluyor onları inceleyeceğiz. Öncelikli olarak arkadaşlar dünyanın eksen hareketi yani kendi etrafındaki dönüşü nedir? Bunun sonuçları nelerdir? Bunu inceleyelim. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü sevgili arkadaşlar batıdan doğuya doğru yapar ve bunu 24 saatte yapar. Eksen dediğimiz şey nedir? Bir kutuptan diğer kutupa geçtiği varsayılan doğrudur değerli arkadaşlar. Yani böyle bir çizgi aslında yok. Fakat her cismin bir ekseni vardır. Dünyanın ekseni de kuzey kutbu ile güney kutbu arasında geçtiği varsayılan doğrudur. Ve bu eksen etrafında döner. Biz buna günlük hareketi diyoruz. Dönüş yönünü unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur. Dönüş yönünün batıdan doğuya doğru olmasının da bazı sonuçları olacak. Onları da ders esnasında gene ele alacağız. Sevgili dostlar, peki dünya kendi ekseni etrafındaki turunu 24 saatte yaptığında biz buna ne diyoruz? Biz buna bir gün diyoruz değerli arkadaşlar. Ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak iki türlü hız ortaya çıkar. Birincisi çizgisel hız, ikincisi açısal hız. Çizgisel hız ne demektir? Çizgisel hız sevgili arkadaşlar, dünyanın dönüş hızı her yerde aynı değil. Ekvator'da hızının daha fazla olduğunu bir önceki dersimizde incelemiştik. Ve hız ekvatordan kutuplara doğru giderken çizgisel hız ne oluyordu? Değişiyordu. Fakat açısal hız değişmez arkadaşlar. Açısal hız sabittir. Şimdi çizgisel hızı Biraz daha inceleyelim. Dünya üzerindeki bir noktanın güneş karşısından geçme hızıdır. Yani şurada güneşin var olduğunu düşünürseniz Ekvator'daki bir yerin, bir noktanın güneş karşısında geçme hızı kutuplardaki ya da kutuplara yakın herhangi bir yerin geçme hızından daha fazladır. Yani dünya Ekvator'da çok daha hızlı dönüyor kutuplara oranla. Bunun etkileri nelerdi? Hatırlayacak olursak arkadaşlar tan ve grup vaktiydi. Tan ve grup vakti. Ya da diğer adıyla alaca karanlık süresiydi. Alaca karanlık. Ne demek arkadaşlar? Yani güneşin doğuş ve batış anında ortaya çıkan bir kızıllık. Bunun süresi ekvatorda oldukça kısayken kutuplarda oldukça uzundur. Yani sizler bir romantik akşam yemeği yemek isterseniz, uzun süre gün batımını izlemek isterseniz arkadaşlar x noktasında mı olmanız gerekiyor? y noktasında mı olmanız gerekiyor? Tabii ki y noktasında olmanız gerekiyor. Çünkü orada güneşin batma süresi çok daha uzun. Çizgisel hızın oluşmasında Dünyanın günlük hareketi etkilidir. Yani dünya kendi etrafında dönmezse çizgisel hızdan da bahsetmeyeceğiz. Fakat çizgisel hızın ekvatordan kutuplara doğru gittikçe e, azalmasının nedeni nedir? Dünyanın küresel şeklidir, yuvarlak olması. Bir diğer ifadeyle şöyle söyleyeyim. Eğer dünya silindir şeklinde olsaydı arkadaşlar, yani şöyle bir şekli olsaydı dünyanın. O zaman çizgisel hız Ekvator veya kutuplar değişir miydi? Hayır, her tarafta hız aynı olurdu. Yuvarlak olduğu için değerli arkadaşlar hız kutuplara doğru azalıyor. Açısal hız dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda güneş karşısında açısal olarak yer değiştirme hızıdır değerli arkadaşlar. Yani şöyle düşünebiliriz bunu. Burası ekvator. Şurada boylamları düşünelim. Değerli arkadaşlar iki boylam arasındaki zaman farkı yani şu boylamın ve şu boylamın güneş karşısında geçme arasındaki zaman farkı ne kadardır? 4 dakikadır. Bu Ekvator'da da 4 dakikadır. Kutuplara yakın yerde de 4 dakikadır. Bakın dikkat edin. Buradaki mesafe oldukça uzun. Buradaki mesafe ise oldukça kısa. Çünkü açısal hıza bağlı olarak bu kadar mesafe ile bu kadar mesafe arasındaki zaman farkı değişmiyor değerli arkadaşlar. Oysa çizgisel hız değişiyor. Çünkü 4 dakikada ekvatorda çok daha fazla yol alınırken burada çok daha az yol alınır değerli arkadaşlar. Gelelim dünyamızın eksen hareketinin yani günlük hareketinin sonuçlarına. Gece ve gündüz ardalanır. Ne demek bu? Gece ve gündüz birbirini takip eder demek. Eğer dünyamız dönmeseydi, şuradaki x noktasını düşünelim. Dönmeseydi x noktası sürekli olarak gündüzü yaşayacaktı, y noktası ise sürekli olarak geceyi yaşayacaktı. Ama dünyamız döndüğü için değerli arkadaşlar, x noktası hem aydınlığı hem de karanlığı yaşıyor. Dolayısıyla gece gündüz oluşuyor. Ve aynı zamanda güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı gün içinde değişir. Arkadaşlar eğer bir şey gün içinde değişiyorsa bu neyin sonucu olabilir? Tabii ki günlük hareketin sonucudur. Sabah, öğlen, akşam. Güneşin ufuktaki konumu sürekli olarak değişmekte. Yani eğik açıyla geliyor, yavaş yavaş yükseliyor ve öğle vakti tepe noktasına ulaşıyor. Daha sonra tekrar alçalıyor sevgili arkadaşlar. Bunun nedeni nedir? Dünyanın dönmesidir. Buna bağlı olarak da günlük sıcaklık farkları oluşuyor. Yani gece ile gündüz arasında sıcaklık farkları ortaya çıkıyor. Öğlen vakti oluşan sıcaklıkla sabah ve akşam vakitleri oluşan sıcaklık arasında veya gece oluşan sıcaklık arasında oldukça fark oluyor. Bunun sonucunda da mekanik çözülme ya da diğer adıyla fiziksel çözülme ortaya çıkıyor. Ne demektir bu arkadaşlar? Örneğin bu bir çöl manzarası. Bu çöl manzarasında kumları görüyoruz. Kumlar nasıl oluşmuştur? Kumlar kayaçların, taşların parçalanmasıyla oluşuyor. Peki bu taşlar çöllerde neden daha fazla parçalanıyor? Çünkü çöllerde günlük sıcaklık farkı fazla. Gündüz vakti ısınan kayaç genleşir fakat daha sonra soğuyan kayaç, kayaç ne olur? Büzüşür. Ve bu her gün devam ettiği için sevgili arkadaşlar çatlamalar ufalanmalar söz konusu oluyor. Yani gece gündüzden kaynaklı olarak oluşan sıcaklık farkı taşlarında parçalanmasına neden oluyor. Değerli arkadaşlar biz buna fiziksel parçalanma diyoruz. Lütfen bu kavramı önemseyin unutmayın bu kavramı. Gene günlük hareketin ya da eksen hareketinin bir diğer sonucu gün içinde güneş ışınlarının bir noktaya geliş açısı sürekli değiştiği için meltem rüzgarları oluşuyor. Örneğin gündüz vakti güneş ışınları A noktasına yani karaya ve B noktasına aynı miktarda düşüyor. Fakat karalar daha fazla ısındığı için karalarda ne oluşur değerli arkadaşlar? Isınan yerde hava yükselir ve alçak basınç meydana gelir. Denizler karaya göre daha serin olduğu için değerli arkadaşlar denizlerden karaya doğru bir hava akımı söz konusu olur. Yani rüzgar dediğimiz şey nedir? Rüzgar dediğimiz şey yüksek basınçtan alçak basınca doğru gerçekleşen yatay yönlü hava hareketleridir. Fakat gece olunca yatay hareket yönü Nereden nereye doğru olur arkadaşlar? Karadan denize doğru olur. Çünkü kara daha çabuk soğuduğu için bir yüksek basınç alanı, denizse alçak basınç alanı olacaktır ve rüzgar yön değiştirecektir. Gece ve gündüz rüzgarın yön değiştirmesinin sebebidir. Peki gece gündüzün oluşmasının sebebi nedir? Dünyanın dönüşü. Demek ki bu rüzgarların asıl oluşmasındaki ana etken nedir? Meltem rüzgarlarının oluşmasındaki ana etken dünyanın günlük hareketidir. Benzer şekilde arkadaşlar vadiden dağa, dağdan vadiye, gene gece dağdan vadiye şeklinde meltem rüzgarları oluşmaktadır. Ve güneş ışınlarının gün içindeki değişimi aynı zamanda gölge boylarının değişmesine sebep olur. Sabah saatlerinde gölge boyları daha uzunken öğlen vakitlerinde gölge boyu daha kısa oluyor sebep sabah saatlerinde eğik açıyla gelen güneş öğlen daha yüksek açıyla gelmekte. Güneşin gökyüzündeki konumuna göre herhangi bir yerde belirlenen saate yerel saat denir. Arkadaşlar bu yerel saat bulunduğunuz merkezin güneşe göre konumudur. Yani kolunuzdaki saat değil değerli arkadaşlar. Yerel saat dediğimiz şey işte iftar vakitleri, namaz vakitleri Bunlar yerel saate göre belirlenir. Yani güneşe göre konuma dayanarak bunlar hesaplanır. Ve gün içerisinde yerel saat farkları oluşuyor değerli arkadaşlar. Yönler güneşin doğuş batış yönüne göre e, hesaplanır, bulunur. Güneşin doğuş ve batış noktalarına göre ana yönler oluşur. Dünyamız batıdan doğuya doğru döndüğü için sevgili arkadaşlar güneş Doğuda erken doğar. Yani şuraya X, buraya Y merkezini koyduğum zaman Güneş hangisinde daha erken doğacaktır? Y'de, X'de daha geç doğacaktır. Çünkü Dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Dolayısıyla Güneş'in erken doğduğu Y noktasında da yerel saat daha ileri olacaktır arkadaşlar. Yerel saat doğuda daha ileridir. Bunu da unutmayalım. Günlük harekete bağlı olarak gerçekleşen bir diğer olay sürekli rüzgarların ve okyanus akıntıların yönlerindeki sapmadır değerli arkadaşlar. Örneğin burada Meksika Körfezi'nden çıkan Gulf Stream akıntısı dikkat ederseniz Avrupa'nın batısına kadar geliyor. Bu bir sıcak su akıntısıdır. Neden bu şekliyle saptı? Direkt yukarıya çıkmadı? E çünkü dünyanın günlük hareketi bunu etkiledi. Benzer şekilde Labrador akıntısına bakın. Labrador akıntısı ise arkadaşlar Kanada'nın doğusundan Afrika'nın batısına doğru kıvrılıyor. Gene 30 kuzey ve güney enlemlerinde dinamik yüksek basınç, 60 kuzey ve güney enlemlerinde ise dinamik alçak basınç alanları oluşur. Sevgili arkadaşlar, daha önceki dersimizde şunu öğrenmiştik. Ekvator'da termik basınçlar oluşurken ve kutuplarda termik basınçlar varken 30 ve 60 enlemlerinde ise dinamik basınçlar var. Termik basınçların oluşum sebebi neydi? Dünyanın şekli. Dinamik basınçların oluşum sebebi nedir arkadaşlar? Günlük hareket. Termikler dünyanın şekli. Dinamik basınçlarsa günlük hareket sonucu oluşur. Nerede oluşuyor arkadaşlar dinamik basınçlar? 30 ve 60. enlemlerde. 30. enlemlerde oluşan yüksek basınçtır. Dikkat edin 30. enlemlerde oluşan yüksek basınçtır. 60. enlemlerde ise alçak basınç oluşur. Sevgili arkadaşlar yüksek basınçta hava alçalır. Dolayısıyla yağış getirmez. Alçak basınçta ise ısınan hava yükselir ve yağışlara sebep olur. O yüzden 30 derece enlemleri çöldür değerli arkadaşlar. Hem kuzey yarım kürede hem de güney yarımkürede 60 derece enlemlerinde ise orman örtüsü oluşmuştur değerli arkadaşlar. Evet ne demiştik? Doğuda yerel saat ileridir. Yerel saatin ileri olmasının sebebi nedir doğuda? Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi sevgili arkadaşlar. Mesela şurası İstanbul. Burası Londra. İstanbul'da mı Yerel saat daha ileridir. Londra'da mı? İstanbul. Çünkü İstanbul Londra'ya göre daha doğudadır. Fakat şurada hemen İran'da Tahran kenti vardır. Tahran'da yerel saat ise İstanbul'a göre daha ileridir. Veya Pekin kenti. Çin. Orada da saat Tahran'a göre ileridir. Yani unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri bu. Doğu'da yerel saatin ileri olması sevgili arkadaşlar. Ve doğuda güneş erken doğar, erken batar demiştik değerli arkadaşlar. Burası Amerika kıtası. Örneğin şurası Kaliforniya. Ka Kaliforniya ve bu tarafta New York. Şimdi New York'a baktığınızda New York'ta güneş Kaliforniya'ya göre daha erken doğacaktır. Daha erken sabah olacak, daha erken öğlen olacak ve daha erken akşam olacaktır değerli arkadaşlar. Sürekli rüzgarlar kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede ise sola sapmakta arkadaşlar. Buna Coriolis kuvveti denir. Fransız bir matematikçidir değerli arkadaşlar. Coriolis bunun ortaya atmış olduğu e, ifadedir bu. Kuzey yarım kürede unutmuyoruz. Estiği yönün sağına, güney yarım kürede ise estiği yönün soluna. Mesela şuradan güneyden kuzeye doğru eserken, sağa doğru saparken Burada sola doğru sapmalar gerçekleşir değerli arkadaşlar. Eğer dünyamız dönmeseydi bu sapmalar gerçekleşmeyecekti. Gelelim bazı coğrafi olayların neyin sonucu olduğunu hatırlamamızda. Mersin'de yer çekiminin Zonguldak'tan az olması. Şimdi Mersin'e bakıyoruz Türkiye'nin güneyinde yani ekvatora daha yakın. Zonguldak'sa Kuzeyde yani kutuplara daha yakın. Dünyanın geovit şeklinden dolayı kutuplara yakın olan bir yerde yer çekimi ne olacaktı? Daha fazla olacaktı. Dolayısıyla bu dünyanın geovit şeklidir. Brezilya'da çizgisel hızın Türkiye ve Almanya'dan daha fazla olması. Brezilya ekvator üzerinde arkadaşlar. Ekvator üzerindeki bir yerde dünya çok daha hızlı döner. E bunun sebebi ne olacak değerli arkadaşlar? Dünyanın küresel şekli. Hakkari de güneşin aydına göre önce doğması. Hakkari Türkiye'nin doğusunda, Aydın ise Türkiye'nin batısında. Doğuda güneş neden daha erken doğuyordu? Çünkü dünyanın günlük hareketi batıdan doğuya doğruydu. Ekvator ve kutuplarda termik basınç kuşaklarının oluşması. Termik basınç sıcaklıkla alakalı. Bunun oluşmasındaki ana etken neydi? dünyanın küresel şekli. Meltem rüzgarlarının oluşması günlük sıcaklık farkına bağlı oluşuyordu. Meltem rüzgarları dolayısıyla günlük sıcaklık farklarının oluşmasındaki ana etkenle dünyanın günlük hareketi. Kenya'da kalıcı kar alt sınırının Türkiye'den daha yüksek olması Kenya ekvatora daha yakın olduğu için daha sıcak bir yer. Dolayısıyla kalıcı kar bulabilmeniz için Kenya'da çok daha yükseklere çıkmanız gerekiyordu. Bunun sebebi neydi? Dünyanın küresel şekli. Rüzgarların kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapmasının sebebi ne? Değerli arkadaşlar dünyanın günlük hareketi ve gölge boylarının gün içinde değişmesi. Arkadaşlar eğer gün içinde ifadesi kullanılıyorsa nedir bu? Günlük hareket diyoruz. Sırada dünyamızın yörüngesinin şekli. Sevgili arkadaşlar, dünya güneş etrafında dönerken takip ettiği bir yol vardır. Biz bu yola yörünge deriz. Ve bu yörüngenin şekli tam bir yuvarlak değil, elips şeklindedir değerli arkadaşlar. Elips olmasının bazı sonuçları var. Birazdan bu sonuçlara da değineceğiz. Bir yılı 365 gün 6 saattir. 4 yılda bir bu 6 saat toplanarak bir gün elde edilir. Bugünün eklendiği yıla artık yıl deniyor. Bu yıllarda 2016, 2020, 2024 gibi dördün katları Şubat ayı 29 gün sürer arkadaşlar. Eğer 29 Şubat'ta doğduysanız 4 yılda bir doğum gününüzü kutlarsınız. Yörüngenin şeklinin sonuçlarına baktığımızda Bakın yörünge elips şeklinde değerli arkadaşlar. Dolayısıyla dünya güneşe bazen yaklaşır bazen uzaklaşır. Dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak'tır. Enteresan değil mi? 3 Ocak dünya güneşe çok yakın ama 3 Ocak'ta biz üşüyoruz soğuk. En uzak olduğu tarihte 4 Temmuz'dur sevgili arkadaşlar. Biz buna gün öte diyoruz. En uzakken biz yaz mevsimini yaşıyoruz. Dolayısıyla burada Şöyle bir durum var. Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşmasının sıcaklık üzerinde herhangi bir etkisi yoktur arkadaşlar. Ana etki güneş ışınlarının geliş açısıdır. Bu arada dünyamız güneş etrafında dönerken eksenin yörüngenin şeklinden kaynaklı olarak hızı değişiyor. Yörüngede en hızlı olduğu nokta arkadaşlar şu bir numaralı alandır. Yörüngedeki hızının en yavaş olduğu yerse şu iki numarayla işaretlemiş olduğum alandır. Yani dünyanın yörüngedeki hızı da sabit değil arkadaşlar. Yörüngedeki hızı burada daha yavaş olduğu için 21 Eylül'de gerçekleşmesi beklenen ekinoks 23 Eylül'e sarkar. Ve buradaki yolun kısa olması da Şubat ayının kısa sürmesine sebep olur sevgili arkadaşlar. Eksen eğikliği nedir? Eksen eğikliği Dünyamızın ekseninin yörünge düzlemine şu yörünge düzlemidir arkadaşlar. Yörünge düzlemine yapmış olduğu açıdır değerli arkadaşlar. Dikkat ederseniz tam dik değil. Eğer eksenimizi şu şekilde düzeltme imkanımız olsaydı o zaman ne olacaktı? Eksenle yörünge düzlemi arasındaki açı 90 derece olacaktı. Fakat değil. Eksenimiz eğik. Eksenimiz eğik olunca da ekvator ile şurası ekvator arkadaşlar ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı farkı ortaya çıkıyor. İşte bu açının ortaya çıkması mevsimlerin oluşmasına sebep oluyor sevgili arkadaşlar. Dikkat ederseniz güneş ışınları şu şekilde geldiğini varsayarak değerler varsayarsak değerli arkadaşlar. Burada güneş ışınlarının dik geldiği nokta burası ve dünyayı çevirdiğimizde, dünyamız döndüğünde dik geldiği noktalara dikkat edin. Şunlar birleşecek ve burada dik gelen noktaları birleştirdiğimizde ortaya ne çıkacak arkadaşlar? Yengeç dönencesi ortaya çıkacak. Aynı şekilde dünyamız turunu tam yaptığında güneş ışınları bu sefer şuraya dik gelecek ve burada dik gelen kısımlar şuralar olacak. Böylece oğlak dönencesi ortaya çıkacak sevgili arkadaşlar. Yani yengeç ve oğlak dönencesinin ortaya çıkmasının aslında temelinde ne var? Eksen eğikliği var. Peki biz eksenimizi eğer eğmeseydik yani eğik olmasaydı şöyle yapsaydık. O zaman güneş ışınları buraya değil de ekvatora dik gelecekti. E güneş ışınları ekvatora dik geldiğinde yıl boyunca bu sefer ne olacaktı? Mevsimler oluşmayacaktı sevgili arkadaşlar. Peki şöyle varsayalım eksen eğikliği daha fazla olsaydı. Örneğin 23 derece değil de 30 derece olsaydı. Yani biraz daha eğseydik bunu. O zaman ne olacaktı? Güneş ışınlarının dik geldiği noktalar daha yukarılar olacaktı. 30 derece enlem olacaktı. Ve yengeç dönencesi 30 derece enleminden geçecekti. Oğlak dönencesi de aynı şekilde 30 derece enleminden geçecekti. Peki eksenimizi 23 derece değil de 5 derece eğmiş olsaydık. Yani biraz eğik olsaydı ama çok az eğik olsaydı o zaman ne olacaktı? Güneş ışınları 5. paralele dik gelecekti ve yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi 5 kuzey 5 güney paraleline geçmiş olacaktı sevgili arkadaşlar. İşte burada <laughs> yengeç ve oğlak dönencelerinin varlık sebebi ne? Eksenimizin eğik olması. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları sevgili arkadaşlar geliyor buraya dik düşüyor. Ama 21 Aralık'ta dikkat edin. Bu sefer Ekvator'un güneyine dik düşüyor. Bakın burada Ekvator, burada Ekvator. Ekvator'un bazen kuzeyine, bazen güneyine dik gelmesinin sebebi nedir? Eksen eğikliğidir. Eğer eksenimiz eğik olmasaydı yani şunu şöyle düzelseydik o zaman yıl boyunca sadece Ekvatora dik gelecekti arkadaşlar. Oysa şimdi yıl boyunca her gün değişik bir yere 90 derecelik açıyla gelir değerli arkadaşlar. Bu arada bu paralel derecelerini, bu önemli enlem derecelerini unutmayalım değerli arkadaşlar. Ekvatoru sıfırla gösteriyoruz. Yengeç dönencesi 23 derece 27 dakika. Oğlak dönencesi 23 derece 27 dakika. Neden 23 derece 27. enlemdeler? Çünkü eksen o kadar iyi. Peki eksenimiz 10 derece olsaydı ne olacaktı? O zaman yengeç dönencesi 10. enlemden geçecekti. Oğlak dönencesi de ondan geçecekti. Peki kutup dairesi ne olacaktı? O zaman kutup dairesi de 90 eksi 10 80'den geçecekti. Peki kutup daireleri neden 66 33? Çünkü kutup daireleri de 90'dan 23 derece 27 dakikayı çıkarttığımızda arkadaşlar 66 33 kalıyor. Güneş ışınlarının düşme açısına baktığımızda 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine. 21 Aralık tarihinde ise oğlak dönencesine dik geldiğini görürüz. Peki 21 Mart ve 23 Eylül'de ne olur? Ekvatora dik gelir sevgili arkadaşlar. Tam ekvatora dik gelir. Yani 21 Haziran tarihinde eğer siz yengeç dönencesi üzerindeyseniz gölgeniz oluşmaz. 21 Aralık'ta oğlak dönencesi üzerindeyseniz gölgenizin boyu oluşmaz sıfırdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde de Ekvator üzerinde gölge boyları oluşmaz sevgili arkadaşlar. Peki kutup daireleri nasıl oluşuyor arkadaşlar? Güneş ışınlarının teğet geçtiği son noktalardır şuralar. Dolayısıyla teğet geçtiği noktalar kutup dairelerini oluşturur. Yani şöyle düşündüğümüzde bakın teğet geçen son noktalar kutup dairelerini oluşturuyor. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları Yengeç dönencesine dik geliyor. Peki hocam 21 Haziran'dan sonra 22 Haziran'da herhangi bir yere dik geliyor mu? Elbette ki geliyor. 21 Haziran'dan hemen sonra birazcık yengeç dönencesinin altına. 22 Haziran, 23 Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de ekvatora dik geliyor. Ekim, Kasım, Aralık'ta Oğlak dönencesine dik geliyor. Tekrar Ocak, Şubat ve Mart'ta ekvatora dik geliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran'da tekrar yengeç dönencesine. Yani ne gördük değerli arkadaşlar? Dönenceler arasına güneş ışınları yılda iki kere dik gelmekte. Bir inerken bir de çıkarken. Dolayısıyla ekvatorda yılda iki kere güneş ışınlarını dik alır. Bakın çok yanlış bilinen bir şey var. Ekvatorun sürekli dik açıyla aldığını düşünen arkadaşlar var. Hayır ekvator yılın sadece iki günü güneş ışınlarını 90 derecelik açıyla alır. Onlar da 23 Eylül ve 21 Mart tarihleridir sevgili arkadaşlar. Eksen eğikliğinin bir diğer sonucu arkadaşlar sıcaklıklar kuzey ve güney yarım farklı olur. Güneş ışınları kuzey yarım küreye dik geldiğinde kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. Güney yarım kürede ise kış mevsimi yaşanır. Oğlak dönecesine dik geldiğinde güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış yaşanır sevgili arkadaşlar. Ve ekvatora dik geldiğinde ise her iki yarım kürede de bahar mevsimleri yaşanıyor sevgili arkadaşlar ve mevsimlere baktığımızda 21 Mart'la 21 Haziran arası olan Nisan, Mayıs aylarında kuzey yarımkürede hangi mevsim yaşanıyor? İlkbahar. O zaman güney yarımkürede hangi mevsim yaşanıyordur burada? Sonbahar. Haziran'la Eylül arasındaki Temmuz, Ağustos aylarında kuzey yarımkürede ne yaşanıyor? Yaz. O zaman güney yarımkürede ne yaşanıyordur? Kış. Eylül'le Aralık arasında arkadaşlar Ekim ve Kasım aylarında kuzey yarımkürede sonbahar yaşanırken güney yarımkürede ilkbahar yaşanıyor. Ve Aralık'la Mart arasındaki Ocak ve Şubat aylarında biz kuzey yarımküreliler kışı yaşarken güney yarımkürede yaşayanlar yazı yaşıyor. Şimdi burada enteresan bir şey daha hatırlatayım ben size. Dünya burada çok daha hızlı dönüyordu, değil mi? Burada hızlı döndüğü için arkadaşlar ve yol kısa olduğu için yörüngenin şeklinden dolayı biz kuzey yarım küreliler kışı daha az yaşıyoruz. Çünkü Şubat ayı da kısa sürüyor. Biz neyi daha uzun yaşıyoruz? Yaz mevsimini daha uzun yaşıyoruz. Güney yarım küredeki de tam tersi arkadaşlar. Yazı daha kısa yaşar. Örneğin Almanya ve Türkiye'de yaz mevsimi yaşanırken Arjantin'de ne yaşanır? Avustralya'da ne yaşanır? kış mevsimi yaşanır. Bunlar da kış yaşanırken bizde ne yaşanır arkadaşlar? Yaz mevsimi yaşanır. Yani her iki yarım kürede farklı mevsimler yaşanıyor. Neden her iki yarım kürede farklı mevsimler yaşanıyor? Çünkü eksen eğik. Yani dünyanın ekseni eğik olmasaydı her yerde aynı mevsimler yaşanacaktı. Gene eksen eğikliğinin gölge boylarına etkisi var arkadaşlar. Yazın yaşandığı yarım kürede gölge boyları daha kısadır. Mesela kuzey yarım kürede yaz yaşandığında gölge boyları güney yarım küreye göre daha kısadır. Güney yarım kürede kış yaşandığı için güneş ışınları daha eğik açıyla gelir. Dolayısıyla gölge boyları daha uzun olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet. 21 Aralık tarihinde güneş ışınları nereye dik geliyor? Oğlak dönencesine dik geliyor. Dolayısıyla şuradaki şekle bakalım arkadaşlar. Buraya 90 derecelik açıyla geldiği için dikkat edin burada gölge oluşmuyor. Fakat diğer yerlere daha ilk açıyla geldiği için gölgeler uzayarak kutuplara doğru gitmekte sevgili arkadaşlar. 21 Haziran tarihinde ise yengeç dönencesine güneş ışınları daha yüksek açıyla dik açıyla geldiği için arkadaşlar Burada cismin gölgesi oluşmaz, gölge boyu oluşmaz ve buradan uzaklaştıkça gölge boyları uzayarak kutuplara doğru devam eder. Peki, ekinokslarda ne oluyor? Ekinoks ne demek arkadaşlar? Gece gündüz eşitliği demek. Ekinoks ne zamandır? 21 Mart ve 23 Eylül'dedir. Dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşit olur bu tarihlerde arkadaşlar. Çünkü güneş ışınları nereye dik gelir? Ekvatora dik gelir. Güneş ışınları ekvatora dik geldiğinde ekvatorda cismin gölgesi oluşmaz sevgili arkadaşlar. Ve gene kutuplara doğru giderken gölge boyları uzayarak gider. Aydınlanma çemberi yıl içinde kutup daireleriyle kutup noktaları arasında yer değiştirir. Aydınlanma çemberi dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar geceyle ya da karanlıkla gündüzün birleştiği noktalardır. Dikkat ederseniz. Aydınlanma çemberi kutup daireleriyle yani 66-33 ile kutup noktaları arasında yıl içerisinde sürekli olarak değişir. Yani şu gördüğünüz alan böyle kapanır sevgili arkadaşlar buraya gelir. Zaten bu kapanma olmasaydı gece gündüz süreleri değişmezdi. Yani eğer dünyamızın ekseni hep dik olsaydı arkadaşlar hiç eğiklik olmasaydı o zaman ne olacaktı? Gece ve gündüz hep eşit olacaktı tıpkı buradaki gibi. Gece ve gündüz her yerde 12'şer saat olacaktı. Ama eksenimiz eğik olduğu için değerli arkadaşlar gece gündüz süreleri ne oluyor? Sürekli olarak değişmekte. Mesela 21 Haziran tarihine baktığınızda dikkat edin lütfen Ekvator'un kuzeyine bakın. Daha fazla gündüz görürsünüz. Yani gündüz olan alan çok daha fazladır. Fakat 21 Aralık'ta kuzey yarımküreye baktığınızda gündüz olan alan çok daha azdır. Yani nerede yaz mevsimi yaşanıyorsa gündüz orada çok daha uzun oluyor. Gece gündüz süreleri arasındaki farka dikkatinizi çekmek istiyorum burada. Sevgili arkadaşlar, Ekvator'da gece gündüz süresi hep eşittir. Yani her zaman yılın her günü 12 saat gece ve 12 saat gündüzdür. Fakat Ekvator'dan kutuplara doğru giderken gece ile gündüz arasındaki fark artar. Dikkat edin o farkı tarıyorum. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe farkın arttığını görüyorsunuz. 21 Haziran'da gündüz daha uzun olduğu için fark gündüz lehine artıyor sevgili arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada gündüzlerin oldukça uzun olduğunu görürsünüz. Yani şöyle düşünelim. Ben buraya bir paralel daha çizdim. Şimdi şuna bakın bu A paraleli bu B paraleli. A paralelinin yaşamış olduğu gündüz şu kadar yaşamış olduğu gece daha uzun iken B paralelinin yaşamış olduğu gece daha kısadır. Bu ne demektir? Yani ben yukarıya doğru gittiğim zaman gündüzler uzuyor demektir arkadaşlar. Yaz mevsimi hangi yarım kürede yaşanıyorsa orada gündüzler daha uzundur. Bunu unutmayacağız sevgili arkadaşlar. Bakın aralıkta ne oluyor? Aralıkta da tam tersi. Bu sefer gündüz güney yarım kürede daha uzun. Ve gece ile gündüz arasındaki fark güney kutbuna doğru gidildikçe ne olur? Değerli arkadaşlar artar. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela birinci şehir, ikinci şehir ve üçüncü şehir diyelim. Birinci şehirde gündüz süresi 16 saat gece süresi 8 saat. İkinci şehirde gündüz süresi 14 saat. Gece süresi 10 saat. Ve üçüncü şehirde 12 12 olsun arkadaşlar. Ne zaman? 21 Aralık tarihinde. Şimdi 21 Aralık tarihinde gündüzün geceden oldukça uzun olduğu yeri ben nerede arayacağım? Eğer bunlara bunları konumlandırmak istersen mesela bir numaralı yeri şurada bir yere konumlandırırsam iki numaralı yeri yani şuraya bir diyelim iki numaralı yeri burada bir yere konumlandırmak durumundayım. Çünkü gece ile gündüz arasındaki fark burada kaç saat burada sekizken burada dört saate düşmüş. Yani bakın bir de gece ile gündüz arasındaki fark daha fazla burada daha azalmış. Peki gece ile gündüzün eşit olduğu yer neresi? Ekvatordur sevgili arkadaşlar. ...ekvator her zaman gece gündüz süresi ekvatorda eşittir. Bunu da unutmayalım. İşte ekinox'lardaki manzara. Güneş ışınları nereye dik gelir? Ekvatora dik gelir arkadaşlar. Dolayısıyla nereden teğet geçer? Kutup noktalarından teğet geçer. Güneş ışınları teğet yani temas edip geçer. O yüzden dünyanın her yerinde... ...X'de, Y'de ve Z'de... ...gece, gündüz süreleri hep 12 saattir değerli arkadaşlar. Kutup noktalarında ise 6 ay gece 6 ay gündüz hikayesini hepimiz duymuşuzdur arkadaşlar. Nasıl oluyor bu durum? Şimdi dikkat edelim. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları nereden teğet geçiyor? Bakın kutup dairesinden teğet geçip gidiyor. Dolayısıyla bakın eğer siz 21 Haziran tarihinde şu nokta üzerindeyseniz ne olacaktır arkadaşlar? 24 saat boyunca gündüz olacak. Peki hocam biz 22 Haziran'da da orada kalmak istersek gene 24 saat gündüz olacak mı? Hayır arkadaşlar. O zaman birkaç dakika gece olacak. Peki 23 Haziran'da yani dünya buraya doğru geldikçe gece yavaş yavaş uzamaya başlayacak. 24 Haziran'da, 25 Haziran dikkat edin gece artık kutup dairelerinden kutup noktasına doğru geliyor. Temmuz Ağustosa geldiğimizde iyice kutup noktasına yaklaşıyor yani kuzey yarım kürede ne oldu gündüzler kısalmaya başladı ve Eylül'e geldiğimizde arkadaşlar artık kutup şurası kutup noktası ve gece gündüz eşit hale geliyor. Peki Ekim'de ne oluyor arkadaşlar? Ekim'de dikkat edin bu sefer kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya başladı Kasım'da iyice kısalmaya başladı ve Aralık'a geldiğimizde artık kuzey yarım kürede gündüzler oldukça kısaldı. Yani eğer siz Kutup Dairesi üzerindeyseniz bu sefer artık 24 saat boyunca neyi yaşarsınız, geceyi yaşarsınız. Bakın 21 Haziran'da Kuzey Kutup noktasında 24 Kuzey Kutup Dairesi'nde pardon 24 saat e, gündüz yaşarken 21 Aralık'ta 24 saat neyi yaşadık, geceyi yaşadık ve buradan sonra süreç tam tersi şekilde devam ederek buraya geliyor sevgili arkadaşlar. Yani Kuzey Yarımkürede artık gündüzler uzuyor, uzuyor, eşitleniyor uzuyor uzuyor ve en uzun oluyor. Özetle biz eğer kuzey yarımkürede yaşayanlar için durumu söylersek 21 Haziran tarihinde bizim için en uzun gündüz değil mi arkadaşlar? En uzun gündüz. Daha uzun bir gündüz var mı? Hayır. O zaman 22 Haziran tarihinden itibaren gündüzler ne oluyor? Kısalmaya başlıyor. Kısaldı, 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 kısaldı. Nereye kadar kısaldı? 21 Aralık'a kadar. Ve 21 Aralık bizim için nedir kuzey yarımküreliler için? en uzun gece. Diğer bir ifadeyle en kısa gündüz. Yani en uzun gündüzden en kısa gündüze 6 ay geçti. Peki 21 Aralık'ta şöyle yazalım en uzun gece. Peki daha uzun bir gece var mı? Hayır yok arkadaşlar. 21 Aralık'tan sonra da artık ne oluyor? Geceler kısalmaya başlıyor. Yani gündüzler uzuyor. Gündüzler uzuyor 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 ve en uzun gündüze ulaşılıyor. 6 ay boyunca. Yani ne oluyor? En uzun gündüzden en kısa gündüze, en kısa gündüzden en uzun gündüze böyle günlerin <laughs> süresi değişiyor sevgili arkadaşlar. Tabii eksen eğikliğinin bir diğer sonucu güneşin ufuk düzlemi üzerindeki yükseltisi. Yani siz Ocak ayında öğle vakti güneşe baktığınızda çok eğik açıyla görürsünüz. Ama Haziran ayında baktığınızda çok daha tepede görürsünüz. Eksen eğik olduğu için güneş ışınları kuzey yarım küreye daha yüksek açıyla geldiğinde biz Türkiye'deki yaşayanlar olarak arkadaşlar Haziran ayında güneşi daha tepede görürüz. Aralıkta daha eğik açıyla görürüz. Ama güney yarım küredekiler ne yapar arkadaşlar? Aralıkta daha tepede görürler. Onlar da Haziran'da daha eğik açıyla görürler. Tabii ne oluyor? Güneşin dikkat edin. Doğduğu ve battığı yerler ...değişiyor yıl içerisinde. Ve aynı zamanda doğuş ve batış saatleri de değişiyor. Zaten doğuş batış saatlerinin değişmesi neye sebebiyet veriyor? Gündüzlerin uzayıp kısalmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Yani kışın işte güneş saat 8'de doğarken saat 4'te batıyor. Ama yazın saat beş buçukta doğuyor. İşte saat sekiz buçukta batıyor. Çünkü yazın gündüzler daha uzun oluyor sevgili arkadaşlar. Gene eksen eğikliğinin bir diğer sonuç arkadaşlar muson rüzgarlarının oluşmasına sebep oluyor. Muson bölgesi dediğimiz yer neresi? Burası hangi ülke? Hindistan. Burası da Çin ve Japonya arkadaşlar. Biz diğer bir şekilde şöyle ifade ediyoruz burayı. Güney Doğu Asya, Hindistan ve Çin. Burada dünyanın en kalabalık nüfusu vardır aslında. Dünyada en çok insanın yaşadığı alandır. Bu alanda muson rüzgarları oluşuyor. Muson rüzgarları dediğimiz şey nasıl oluşuyor arkadaşlar? Şimdi yaz mevsiminde, yaz mevsiminde kuzey yarım kürede yaz yaşanırken arkadaşlar karalar daha çok ısındığı için yazın karalar daha çok ısındığı için burada alçak basınç oluşuyor. Ve denizlerde de yüksek basınç oluşuyor. Dolayısıyla rüzgar denizden karaya doğru hareket eder. Ee, bu da nemli havayı karaya getiriyor ve yağışlara sebebiyet veriyor. Ama kışın ne oluyor? Karalar yüksek basınç, denizler alçak basınç oluyor. Bu sefer rüzgar yön değiştiriyor. Bu sefer de kuru rüzgarlar esiyor. Bakın burada gördüğünüz gibi yaz musonları ne yapıyor? Denizden karaya doğru giderek yağışlara sebep olurken... ...kış musonları karadan denize doğru gelerek kuraklığa sebep oluyor. Bu muson rüzgarlarının varlık sebebi ne? Varlık sebebi mevsimler. Peki mevsimlerin varlık sebebi ne? Eksen eğikliği. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Muson rüzgarları eğer eksen eğikliği olmasaydı oluşmayacaktı. Güneş ışınlarının düşme açısına etki ediyor eksen eğikliği. Sıcaklıklara etki ediyor mevsimlerin oluşmasına etki ediyor, gölge boylarına etki ediyor, gece gündüz sürelerine etki ediyor ve güneşin ufuk düzlemindeki yükseltisine etki ediyor. Ve biz bütün bu başlıkları tek tek ne yaptık arkadaşlar? İncelemiş olduk. Sevgili arkadaşlar eksen eğikliği nedir demiştik tekrardan hatırlayalım. Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açıdan kaynaklanıyor. Bu açı kaç dereceydi? 23 derece 27 dakikaydı. Bunu unutmuyoruz. Ve dönenceler ve kutup daireleri neden oluşuyordu? İşte bu eksen eğikliğinden dolayı oluşuyordu. Yani 23 derece 27 dakika kuzey Yengeç dönencesidir. 23 derece 27 dakika güney Oğlak dönencesidir. Sevgili arkadaşlar, matematik iklim kuşakları ile sıcaklık kuşakları arasında tam bir örtüşme söz konusu değil. Matematik iklim kuşaklarının oluşmasının sebebi yani şu kısmın tropikal kuşak, şuranın orta kuşak ve şurasının da kutup kuşağı olmasının sebebi eksen Çünkü rakamlar tam matematiksel rakamlardır. Yani eksen eğikliği kaç derece ise ona göre kuşaklar oluşmuştur. Tropikal kuşak nerede biter? 23 derece, 27 kuzey ve güneyde. Orta kuşak nerede biter? 66, 33 biter. Fakat sevgili arkadaşlar sıcaklık kuşakları tam olarak oturmaz. Örneğin tropikal kuşakla sıcak kuşak dikkat edin enlem derecelerine birebir aynı değil. Veya kuzey yarım küredeki orta kuşağa dikkat edin ve ılıman kuşağı dikkat edin. Bakın 66-33'de biterken burada 68'de bitiyor. Güney yarım kürede orta kuşak gene 66-33'de biterken ılıman kuşak 48'de bitiyor sevgili arkadaşlar. Yani güneyde soğuk kuşak çok daha geniş oluyor. Şimdi sıcaklık kuşaklarıyla matematiksel iklim kuşakları neden tam olarak örtüşmez? Çünkü sıcaklığa etki eden başka etkenler de var. Örneğin karaların ve denizlerin dağılışı bundaki en önemli belirleyicidir sevgili arkadaşlar. Güney yarım kürede denizlerin çok daha fazla yer kaplaması sonucu soğuk kuşak daha geniş alan kaplamıştır değerli arkadaşlar. Gelelim 21 Haziran tarihinde neler oluyor? Bir daha hızlı bir şekilde bunu hatırlayalım arkadaşlar. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları nereye dik geliyordu? Yengeç dönencesine dik geliyordu. Peki nereden teğet geçiyordu? kuzey kutup dairesinden teğet geçiyordu. Teğet geçtiği kısım şurasıydı. Bu durumda yengeç dönecesi üzerinde gölge boyu saat 12'de oluşmaz. Ne zaman? 21 Haziran tarihinde. Ve gene Kuzey Kutup Dairesi'nde yani 66 33'te 24 saat boyunca ne oluşur burada? Gündüz. Burada ne oluyor 24 saat boyunca? Gece. Sevgili arkadaşlar ne demiştik? Peki 22 Haziran'da ne olacak? 22 Haziran'da aydınlanma dairesi bu tarafa doğru hareket edecek. Yani şurada görmüş olduğunuz gece ile gündüz arasındaki makas 22 Haziran itibariyle yavaş yavaş şu şekilde kapanacak değerli arkadaşlar. Gelelim 21 Aralık tarihinde, 21 Aralık tarihinde sevgili arkadaşlar güneş ışınları nereye dik geliyor? Oğlak dönencesine dik geliyor ve Oğlak dönencesinde cismin gölgesi, gölge boyu oluşmaz. Peki güneş ışınları nereden teğet geçiyor gene? Kutup dairelerinden teğet geçiyor. Bu sefer de Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat gündüz yaşanır ve Güney Yarım Küre'de Gündüzler çok daha uzundur Kuzey Yarımküre'ye göre sevgili arkadaşlar. Peki Ekinoks'larda ne oluyor? Ekinoks ne demekti arkadaşlar? Gece ve gündüz eşitliği demekti. Ekinoks 23 Eylül ve 21 Mart. Değerli arkadaşlar, güneş ışınları ekvatora dik gelir bu tarihte ve ekvatorda cismin gölgesi oluşmaz saat 12'de. Bu sefer dikkat edin, nereden teğet geçiyor? Kutup noktalarından, bakın. Kutup noktalarından teğet geçiyor bu her iki tarihte. Kutup noktalarından teğet geçtiği için zaten dünyanın her yerinde gece gündüz eşitleniyor sevgili arkadaşlar. Mevsimlere tekrar baktığımızda ne görüyoruz? 21 Haziran'dan 23 Eylül'e doğru geldiğimizde <laughs> Kuzey Yarımküre'de hangi mevsim yaşanıyor? Kuzey Yarımküre'de yaz. Güney Yarımküre'de ne yaşanıyor arkadaşlar? Kış. Peki 23 Eylül'le 21 Aralık arasında olur sevgili arkadaşlar. Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ise ilkbahar yaşanıyor değerli arkadaşlar. Gelelim bilgiler ve gerçekleştiği tarih. Yengeç dönencesinde öğle vakti, yengeç dönencesi neredeydi? Kuzeydeydi düz zeminlerdeki cisimlerin gölgesi ne zaman oluşmazdı? 21 Haziran tarihinde. Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla ne zaman düşerdi? 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Kuzey yarım kürede en uzun gece, en kısa gündüz ne zaman yaşanırdı? Aralıkta. Güney yarım kürede de tam tersiydi. Güney kutup dairesinde 24 saat boyunca güneş hiç batmaz, bu ne zaman oluyordu? Aralıkta. Kuzey yarım kürede ise 21 Haziran'da olacak. Kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar mevsimi Mart'ta, 21 Mart'ta başlar. Bu tarihten sonra kuzey yarım kürede gündüzler kısalmaya başlıyor. Ne zaman kısalmaya başlıyor? 21 Haziran. Çünkü 21 Haziran en uzun gündüzdü. 21 Haziran'dan sonra gündüzler kısalıyordu arkadaşlar. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden teğet geçer. 21 Haziran ve 21 Aralık'ta. Peki kutup noktalarından ne zaman geçer dersem? O da 23 Eylül ve 21 Mart olacak. Yani güneşin ekvatora dik geldiği tarihler olacak sevgili arkadaşlar. Konu biterken. Neyi öğrenmiş olduk? Dünyanın günlük hareketi ve günlük hareketinin ortaya çıkardığı sonuçlar. Dünyanın yıllık hareketini öğrendik. Yörüngenin şeklini öğrendik. Elips olmasının sonuçlarını öğrendik. Dünyanın yıllık hareketi ve eksen ekliğinin sonuçlarını öğrendik. Matematik iklim kuşaklarını öğrendik. Matematik iklim kuşaklarıyla sıcaklık kuşaklarının örtüşmediğini öğrendik. Ve özel tarihleri öğrendik. Haziran ve Aralık'ta ne oluyor? Mart ve Eylül'de ne oluyor? Bunları öğrenmiş olduk sevgili arkadaşlar. Ve sırada ödüllü sorumuz var. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki derste görüşmek üzere esen kalın.